Sayın Gebeşoğlu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, imza verdiniz HDP kapatılsın kampanyasına. Tabii ilk akla gelen soru çok basit, tek kelime: neden? Şimdi bu yayın davetini şahsıma uygun gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bununla başlamak istiyorum. Şöyle bir düşünmek gerekiyorsa, öncelikle kendimi de tanıtmak istiyorum ben bu arada. İsmim Hasan Gebeşoğlu, 27. dönem HDP Konya Milletvekili adayı oldum. Şu anda Demokrasi ve Özgürlük Partisi Hazırlık ve Kuruluş Platformu kurucu genel başkanıyım. Şimdi yayına katılımım HDP kapatılsın başlıklı oluşumuna dahil olmam ve imza toplanımında ben de var olduğumu dile getirmemdir. Yani yapılan bu meşru olmayan siyaseti biraz da sizlere aktarmamdır. Yani bir nebze olsun sizlere aktarma girişiminde bulunmamdır. Bu şekilde. Evet, peki neden meşru olmayan siyaset diyorsunuz? Yani şimdi HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle bu imza kampanyası başlatıldı. Siz de herhalde böyle düşündüğünüz için imza verdiniz ve bunu neye dayandırıyorsunuz? Sizin görüşünüze göre neden böyle bu durum? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bir düşünüm yaratalım kendi kendimize. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir tane cumhurbaşkanı, 600 milletvekili ve diğer devlet büyükleri seçimden sonraki aşamada anayasanın 81. maddesi gereği yemine tabi tutuluyor. HDP de dahil olarak bu yemine tabi tutuluyor. Ve yeminin içinden bir maddede deniliyor ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağını. Değerli arkadaşlarım, Atatürk ilke ve inkılaplarında hiçbir şekilde terör eylemi, terör propagandası yap diye ne bir ilke vardır ne de bir inkılap vardır. Biz buna karşıyız. Bizim fıtratımız el vermez. Buna karşı olduğumuzu, buna her zaman karşı olacağımızı dile getirmek istediğim amacıyla ben HDP'nin içinde oluşumunda, yönetiminde yer almış bir isim olarak bunu diğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına aktarmaktan hiçbir zaman kaçınmayacağım. Bunu da vazifem olarak bilecektim. Bilmek de zorundayım. Evet. Peki şimdi mesela Türkiye'de HDP kapatılsın diyen isimlerin belki de en önemlileri arasında Diyarbakır'da nöbet tutan analar var, işte babalar var, işte bir evlat nöbet tutuyorlar ve HDP'nin PKK'ya çocuklarını kaçırdığını ve HDP'nin PKK'nın bir askerlik şubesi gibi davrandığını falan söylüyorlar. Siz bu görüşlere katılıyor musunuz efendim ve Diyarbakır annelerine, orada direnen ailelere bir mesajınız var mıdır? Evet, direnmelerine evet her şekilde desteğim ve mesajım da olabilir. Yani desteğimi sonsuz bir şekilde verebilirim. Ama bu terör eylemini siyasi uzantı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisine sokmaya çalışan bir partiyi tabii ki biz de istemiyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da istemiyor. Ben onlara her şekilde destek vereceğimi, gerek manevi desteklerimiz daha da önemlidir onlar için. Her şekilde destek verebileceğimi hani sözünü de verebilirim. Onlar için zaten meşru olmadığı gayet açıktır ve nettir. Kendileri de zaten biliyorlardır askeri şube veya HDP'nin işte PKK'nın işte Diyarbakır'daki kurumu gibi görünen bir örgüt düzeyi veya bir kurum haline gelmiş olarak görüyorlar. Evet biz buna zaten karşıyız. Böyle bir şey asla fıtratımızda da yer verilmez, olmaz da desteğimizin sonuna kadar arkasındayız ve vereceğimizin teminatını da verebilirim. Son bir soru Sayın Gebeşoğlu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi HDP'nin işte sürekli konuşulan konudur. Bu televizyon kanallarında da konuşulur. İşte demokrasi adına kapatılmaması gerektiği söyleniyor. Ve işte 6 milyon oyu olduğundan falan bahsediliyor. Ama elbette sizin görüşünüzde olan yurttaşlar da HDP'nin işte PKK'nın siyasi kolu olduğunu açıkça dile getiriyorlar. Bu bağlamda HDP'yi bir demokratik parti olarak gören ya da demokratik bir seçenek olarak görerek oy veren ya da oy verdirmeye yöneltilen yurttaşlarımıza söyleyeceğiniz sözler var mıdır efendim? Şimdi HDP seçmeni kendini sahipsiz hissediyor. Yani bu benim görüşümdür. Şimdi HDP seçmeninin şöyle bir düşüncesi var. Sadece onları hitap etsin isteyen, sadece onlar için mecliste olsun isteyen, kemikleşmiş bir düşünce yapısına düşmüş durumda. Yani HDP sayesinde böyle bir düşünce yapısına sahip.
kemikleşmiş düşünceyi biz gerek A parti gerek B parti yani hiçbir şekilde parti ayırmadan sağ sol demeden onları da Türkiye siyasetine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasetine kazandırabilmek ve onlarla birlikte aynı meşvereti, aynı kazanımı, aynı duyguları incitmeden, kırmadan, üzmeden onlara hoşgörü ve nezaket kuralları çerçevesinde aktarabilmek ve aydınlatabilmektir. Bizim bu düşünce yapısını dediğim gibi hani onları dışlayarak, ötekileştirerek aydınlatamayız. Meşveret etmemiz gerekiyor. Ya, derdiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Konuşma yapmamız gerekiyor ki onların derdini, onların düşünce yapısını da anlamamız gerekiyor. Bizim tek temennimiz de bu. HDP seçmeni de bu yüzden HDP'ye ihtiyaç duyuyor ki HDP'nin içinde gerek yönetiminde bulunsun, gerek seçmeninde bulunsun. Sadece ve sadece Kürt Partisi adı altında başka parti olmadığını düşünerek HDP'ye oy verme çabasındalar. Evet. Peki Hasan Bey, çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz, başarılar diliyoruz çalışmalarınızda teşekkür da. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Sağolunuz. Evet değerli izleyiciler, HDP 27. dönem Konya Milletvekili adayı Hasan Gebeşoğlu yayınımıza katıldı. Katılma gerekçesini de aktardık zaten, kendisi de söyledi. HDP kapatılsın imza kampanyasına imzayla destek verdi Hasan Gebeşoğlu. Eski bir HDP milletvekili adayı olarak gerekçelerini de söyledi. Çok net biçimde.